Pola Paşa bizim adımıza iki sipariş geçti. Nedir bunlar hünkârım? Telefon. İcadından 5 yıl sonra Osmanlı'ya gelmişti. Lakin biz kullanılmasına müsaade etmedik. Öyle demek istemedim hünkâr. Müsaade etmedik paşa çünkü bunların çetelerin eline geçtiğini düşünsenize. Şimdi hafiyelerimizin korkusuna toplantı dahi yapamazlar. Eğer bu icat ellerinde olsaydı onları yakalayamazdık. Biz telefon hürriyeti verelim deriz, memleket elden gider. Hakkınız var hünkâr. Bu telefonları İngiliz ve Rus sefaretlerine hediye edeceğiz. Kendileri sipariş verseydi hünkârım, biz zaten telgrafhaneye kurulan santrali dinlemeyecek miyiz? Hayır. Lakin Fuat Efendi ve Vanberi öyle sanıyorlar. Öyle sansınlar. Bakınız paşa, Ayze'yi buraya koyduğunuz vakit telefon kapanıyor, konuşamazsınız. Lakin biz bu kısmını değiştireceğiz. Telefon kapalı olsa dahi onların konuştuklarını işiteceğiz. Artık İngiliz ve Rus sefaretinde bizim adımıza çalışan sağlam hafiyelerimiz var. İtimat ettiğiniz iki mühendise telefonu söylediğim şekilde yaptırınız. Emredersiniz hünkâr. Senin için epey bir zahmete girdik, lakin umduğumuzu bulamadık. Seni hapishaneye göndersek mesele kapanır. Ama dayımın meselelerin kapanmasına tahammülü yok. Hâlâ yegen. Dayını öğreniyorsun. Ne yapacaksınız beni? Eve bırakacağız deve. Seni kaçıranlar elbet seni bulmaya gelecek. Bunca zahmete katlanıp seni tek başına bırakacak değiller ya. İşte o zaman kim senden ne murad ediyorsa biz de öğreneceğiz. Cezzar, bunu evine bırak. Dayı yine kızacaksın ama bütün her şeyi ifşa ettin. Bu adam işimize yaramaz. Gizliliğe tahammülüm yok. Beyim, Osman'a katılmakta tereddüt ediyorum ama galiba doğru söylüyor. Bu hamburger malı şimdi belaya bulaşmamak için ne evinden çıkar ne de kimseyle görüşür. O vakitte payitaht düzgün bir evlat kazanır Tatar. Beyler. Şu kısımları işlevsiz kılalım ki kapansa dahi ses alabilelim, o şekilde olsun. Hadi bakalım. Bu kadar beklediğimiz yeter. Abimin yanına gidiyorum ben. Hala. Lütfen. Biraz daha bekleyelim. Annemin daha fazla gecikmeyeceğine eminim. Başka bir yere uğramayacağından da emindin Naime. Anne. Neredesin, aklım almıyor. Kabuslarının peşinden gitmiştir belki de. Son günlerde başka bir konudan bahsetmez oldu. Kendinde değil gibi. Bunu sen de iyi biliyorsun. Tamam. Hadi saklayalım dedik. Lakin başına bir felaket gelirse o vakit bu vaziyeti abime nasıl izah edeceğiz Naime? Allah korusun. Korkma kızım. Hünkârımız muhafızlarını payitahtın 4 bir yanına salar, bulur anneni. Merak etme. Gerek yok. Gördüğünüz gibi döndüm. Nerelerdeydiniz Bidar kadın? Anne, seni çok merak ettik. Haber verecek vaktim olmadı biz. Zeynep hemşireyle küçük bir gezinti yaptık. Mahiyetiniz olmadan mı? Nasıl bir gezintiymiş bu böyle? Nereye gittiniz? Kaza yerine. Size inanamıyorum.
Beni daha çok dinlemelisin Naime. Sizin sultanımızın sıhhatinden sorumlu olacağınızı sanıyordum. Lakin gördüğüm kadarıyla tam tersi, tedbirsiz bir davranış içindesiniz. Sultanım, benim kötü bir niyetim yoktu. Eğer bir hatam olduysa affedin beni. Evet, hata yaptın. Onun bir suçu yok. Oraya gitmeyi ben istedim. Kaza gününe dair bir takım şüphelerim vardı, biliyorsunuz. Bu gidişte şüpheleriniz kazadan daha büyük felaketlere yol açacak. Çok merak ediyorum. Hünkârımız bu vaziyeti öğrenince ne diyecek acaba? Hünkârımıza bunu ben bizzat izah edeceğim Zeliha Sultan. Bunun için geç kalmadınız mı? Sultanım. Sizden çok özür dilerim. Tüm bunlara ben sebep oldum. Sizi oraya hiç götürmemeliydim. Aksine. Eğer sen beni oraya götürmeseydin, ben bu meseleyi kapatamayacaktım. Sen bana iyilik yaptın Zeynep. Neyse, bugün benimle beraber çok yoruldun. Git biraz kız kardeşini gör. Yarın sabah gelirsin tekrar. Teşekkür ederim sultanım.